Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Küçük bir duyuruda başlamak istiyorum. Bilal Feyza TV. Askeri teknoloji ve diğer alanlarda yaptığımız haberleri Bilal Feyza TV'de paylaşıyoruz. Orada Turan Aga ve Muammer bu konuları, bu videoları işliyorlar. Yeni videolar yayınlara başladı. Bilal Feyza TV'de yeni konularla, farklı konularla ara sıra ben de bulunacağım. Bilal Feyza TV'ye gelmeyen dostlar da Bilal Feyza TV'ye davetlimdir. Buyurun dostlar. Turan Aga ile Muammer ile yeni videolar, yeni konular devam. İlk olarak can kardeş Azerbaycan'la başlıyorum. Karabağ, Laçın orası azat olundu. Birçok videodur Laçın diyordum. Tüm Azerbaycan'da can kardeşlerimden affola bilerek yapılan bir konuşma değildi. Laçın koridoru kapandı. Laçın koridoru kapandı. Alternatif bir rota belirleniyor. Ermenistan ve Rusya alternatif bir rotayı Hankendi'ye doğru bağladı. Bu yeni yolda Hankendi'ye bağlanan yolda Rus barış gücü askerleri görevlendirildi olsun. Onlar orada görevlerini yapsınlar. Yakın yakın zamanda inşallah tüm Karabağ azat olunacaktır. Ha Türk'ün kontrolünü yaşamak isteyenler buyursunlar yaşasınlar. Yaşamak istemeyenler tıpış tıpış mahallelerine. Azerbaycan demişken yani. savunma bakanımız Hulusi Akar Paşa'mız Azerbaycan'da Azerbaycan savunma bakanıyla görüşmeler gerçekleştirdiler. Bu görüşme acaba ne acaba acaba onlar şimdi Laçin koridoruna farklı bir yol belirlediler. Rusya ile beraber Ermenistan farklı bir güzergah belirlediler. Ee, bizim de Türk yolumuz Türkistan yolumuz Zengezur. Zengezur konusu farklı konular atılacak adımlar hamleler Türkiye Azerbaycan ikili ilişkilerin önü her zaman ama her zaman açıktır. Daha da büyüyor. Allah'a çok şükür. Bu arada bayraklara dikkat. Türk Devletleri bayrakları Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda duruyor. Ve Türk bayrağı yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı önemli, çok önemli. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın göbeğinde Türk devletlerinin bayrakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Ha şimdi diyebilirler ya Azerbaycan daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Durun ya durun sabır sabır. Hele şu Karabağ tamamen bir azat olunsun. Yüzde yüz böyle komple bir temizlensin. Ondan sonrası, ondan sonrası. Kolay inşallah. Can kardeş Azerbaycan, Karabağ'ın azadı için 30 sene bekledi sabretti. Sabretti. Sabrın sonu selamettir. Tıpaları çaka çaka taştan kafalar kovaladık. Yakında şu Karabağ meselesini tamamen ama tamamen çözelim. Ondan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınacaktır. Can kardeş Azerbaycan ilk olacaktır. Evelallah. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için sabır, sabır, sabır. Geçiyorum Rusya'ya. Rusya Başkanı Putin yaptığı açıklamada adil bir dünya için İslam ülkeleriyle işbirliği yapıyoruz dedi. O. Oh. Putin, Ortodoks, Rusya adil bir dünya için İslam ülkeleriyle işbirliğini yapıyor. Hani şimdi burada Putin'in bu yaptığı açıklama nerede yaptı? Putin bu açıklamayı Tataristan'da yaptı. Biliyorsunuz Rusya'da milyonlarca Müslüman var, milyonlarca Türk kardeşimiz var. Eee Putin nereye oynuyorsun? Biliyor oynayacağı yeri. Ama yeme yük. Ha, belki de samimidir. Belki de Amerika'nın şerrine karşı, Avrupa'nın İngilizlerin şerrine karşı Rusya farklı bir hamle yapıyordur. Belki de belki Allah bu şerlerden bir hayır ortaya çıkacaktır. İnşallah diyelim. Bizler Türk Birliği, Türkistan Birliği yolunda ilerlemeye devam. Kim ne derse desin boş kalmayız. Rusya Amerika demişken bu nasıl ambargo diyeceğiniz bir haber şimdi sevgili dostlar. Amerika Rusya'ya sözde ambargo uyguluyor. Amerika dünyadaki elinin uzandığı ülkelere baskı yapıyor Rusya'ya ambargo uygulasın diye ve uygulattırıyor da ama Amerika öyle bir ambargo e, nanik. Ambargolar başladı başladı. Rusya'dan Amerika'ya 6 milyar dolardan fazla ihracat yapıldı. Vay bu vay vay. Johnny'ye bak sen. Rusya'dan Amerika'ya ayda 1 milyar dolardan fazla ihracat yapılıyor. Kereste metal, gıda, teknoloji sanayinin ihtiyacı olan alanlarda birçok alanda Rusya'dan Amerika'ya ihracat devam ediyor. Şubat ayından bugüne Rusya-Ukrayna harbinin başladığı o günden bugüne 3600 gemi, kargo gemisi Rusya'dan Amerika'ya mal götürdü. Vay mallar vay. Onun için Amerika, Türkiye baskı yapıyor, Avrupa baskı yapıyor falan filan. Cart, cürt. İstediğin kadar yap ey Amerika, Avrupa. Biz der. Türk devleti kendi yolunu kendisi çizer. Sizin ağzınıza bakmayız. Bakmayacağız daha. Geçiyorum. İHA'ların SİHA'ların babası Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'dan çok önemli bir açıklama daha geldi. Uzay çağı başlıyor. Oh. Evet Selçuk Bayraktar uzay teknolojilerinde elini attı. İnşallah ama inşallah çok yakın bir zamanda Baykar firması uzaya füze gönderecek. Ama uydular, farklı farklı füzeler gizli Sır yakında duyurulacaktır, yakında açıklanacaktır. Açıklanması istendiği kadar açıklanacaktır. Öyle ulu orta her şey açıklanmaz. Nasıl ki Elon Musk uzaya 60 bin tane uydu gönderiyor. Hani bu antenler mantenler internet uzaydan dünyaya bağlanacak olan internetler. Ama Elon Musk'ın farklı farklı amaçları var. SpaceX ile beraber Amerika Elon Musk'ı destekliyor. Amerika'nın Elon Musk'a desteği önde bu gözüküyor ama arkada kapalı kapılar ardında çok başka bir amaç için çalışıyor. Elon Musk. Onların elanı var da bizim Selçuk'umuz yok mu? Elhamdülillah Selçuk bayraklar siyahların babası Türkiye'ye uzay çağını yaşatacaktır inşallah. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, çalışanlarımız 7'den 70'e herkes ama herkes bir ve beraber Türkiye için ileriye daha ileriye. Türk Teknoloji demişken dün Karadeniz Teknofest'te çok önemli bir tanıtım yapılmıştı. Nedir? Kızıl Elma, Mius'umuz, insansız savaş yetimiz dünyada öyle bir konsept hazırlanıyor ki tek, dünyada tek olan bir alanda bizler Türk mühendisleri çalışmalarını yürütüyorlar. Bu noktada Haluk Bayraktar, Baykar firmasının genel müdürü yaptığı açıklamada Mius, Kızıl Elma 5-6 saat havada kalabiliyor. 5-6 saat. Vay cengaver kızıl elma vay. 5-6 saat. Ve ayrıca kızıl elmanın maliyeti bir savaş yeti maliyeti kadar olmayacak. Çok daha az olacak. Ayrıca kızıl elma dün anlatmıştım. TCG Anadolu çıkarma gemimiz amfibi uçak gemimizin üzerine iniş kalkış tam otomatik olarak yapabilecek TB3 ile beraber. Bu da bir ilk. Dünyada olmayan bir konsepti Türk mühendisleri yapıyor ve uyguluyor çok şükür. Bu makineyle beraber sevgili dostlar Türkiye savaş tarihinde, harp tarihinde bizi Türk ordusunu başka bir evrene geçirecek, başka bir boyutta olacağız. Onların atom bombası, onların savaş yeti, onların tankı, onların osu busu olabilir. Bizlerin de iyalarımız, var. Bizlerin de Allah'ın bize bir veli nimeti bu teknolojilerimiz var. İnsansız hava, kara, deniz, denizaltı araçlarında Türkiye dünyada bir numara Allah. Ayrıca 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 Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada Kızıl Elman'ın silah sistemi çok özel. Gizli. Çok gizli. Acaba neler olacak neler? Hani bu bildiğimiz sizlere tanıttığımız milli ve yerli füzeler, bombalar onun yanı sıra çok gizli silahlar da kızıyanma için yapılıyor. Mühendislerimiz harıl harıl 724 çalışıyor. Acaba lazer, Türk lazer sistemleri? Sürpriz. Türk sürprizi. Türk çağı. Bekleyin. Bekleyin zangoç kafalılar. Türkler geliyor. Devam. Hayaldi gerçek oldu. Oh ne? paketlendi, güzelce süslendi, püslendi, marketlerde, raflarda satılmaya başlandı. Ee, ne mi? ne olacak? Bol protein kaynakları böcekler. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Amerikan marketlerinde çır, çır böceğinin her çeşidi soslanmışı, haşlanmışı, kızartılmışı, özel baharatlarla tüslenmişi satılıyor. Ha bu yaklaşık 5-6 yıldır satılıyor. Yeni bir olay değil ama bu daha çok farklı farklı versiyonlarda da her çeşit böcek dünyanın her milletine yedirilmeye çalışılacak küreselci kafalar tarafından. Aman. Aman dikkat diyeyim. Geçtiğimiz günlerde sizlere anlatmıştım sevgili dostlar. İngiliz BBC kanalı böcek yemenin çok faydalı olduğunu, böceklerin dünyada çok fazla olduğunu, artık etlerin pahalı olacağını, balığın pahalı olacağını, ona buna ulaşımın çok zor olacağını. e onun için dünyada en çok bulunan böcek yemenin protein açısından en faydalı, insan olduğu için en faydalı bir unsur olduğu haberleştirilmişti. İnsanların beynine dikte ediliyor. Böcek yiyin. Böcek yiyin, böcek yiyin. Sen ye olan böceğe, sen ye. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda. Pişirilmiş, kızartılmış, soslanmış, baharatlanmış, tütsülenmiş böcekleri, çırçır çır böceklerini yemeye başladılar. Zıh yiyin. Yok yok yiyin. Yiyin de belki de formatınız, çektiğiniz değişir böyle. Genetiniz değişir. Başka bir hale dönersiniz. Diyorum ya yiyin birbirinizi. Küreselciler demişken küreselcilerin Bill Gates devam ediyorum. Bill Gates'i biliyorsunuz. Koronayla başlayan süreçte aşıydı, oydu, buydu. Dünyanın beyinle korona, korona, korona. Yaydı, yaydı, yaydı. Ardından yapay et yiyin, yapay süt için, yapay onu yiyin, bunu yiyin. İnsanları yapay yaşamaya hazırlandırıyor. Şimdi küreselci Bill Gates'ten sinek atağı. Sinek beslemeye başladı. Hı? Hı? Evet. Küreselci Bill sinek fabrikalar kuruyor, sinek çiftlikleri kuruyor. Milyonlarca, milyarlarca sinek üretiyor ve bu sinekleri havaya bırakıyor. Aman ha. Aman ha bu küreselci kafalar bu defa sinekler üzerinden başka bir girişim, başka bir pandemi, başka bir süreç başlatacak mı? Allah korusun ama o gözüküyor. Küreselci Bill Gates Vakfı'nın desteklediği Oxitec firması milyarlarca sinek üreten çiftliklerin ilk örneğini Kolombiya'da kurdu ve her hafta 30-40 milyon sineği sivrisineği üretip havaya bırakıyor. İnsanların arasına karışıyor. Neymiş efendim işte başka sineklerde hastalıklar varmış. E o sinekleri yok etsin diye bu sinekleri üretiyorlarmış ki işte o sineklerde bulunan hastalıklar insanlara geçmesin. Bunlar faydalı sinekmiş yersen e, bu üretilen yapay sineklerin insanları sokmayacağı malum? İnsanlara farklı bir zehir, farklı bir etkiyle insanları etki etmeyeceğine malum. Bilgeyiz, koronacı Bilgeis oldu, yapay etçi bilgeyiz oldu, yapay sütçü bilgeyiz oldu. Şimdi de sinekçi bilgeiz. Hastır. Aman aman aman. Hastır geysten tehlikeli tehlikeli işler. Sinek dedim ve Yunanistan. Yunanistan'da farklı bir sinek türünün insanları sokmasının ardından, ısırmasının ardından 11 kişi hayatını kaybetti. Birçok insan hastalandı, hastanede yatıyor. Ve bu sayının da artmasından korkuluyor Yunanistan'da. Şimdi bakın sevgili dostlar. Hani Yunanistan, Ermenistan tamam kavga, dövüş o olur ama bizler mert insanlarız. Türk milleti merttir. Böyle masuma ve mazuma zarar gelmesini asla asla istemeyiz. Amerika'nın bu kadar Yunanistan'a sokulmasının da bir meyvesi. Aha da belki bu sineklerden çıkmış olabilir mi? Bill Gates her tarafta dolanıyor. Amerika'nın girdiği yerde hayır yoktur. Ayrıca bu küreselci Bill dün akşam yatıyla yine Türkiye'ye geldi. Aman. Aman diyeyim. Aman. Yunanistan demişken Yunan'la devam ediyorum. Yunan basını Türkiye'yi işlemeye devam ediyor. Yunanistan basını Libya üzerinden Türkiye'yi haberleştiriyor. Biliyorsunuz Yunanistan Libya'nın MEP alanını yaklaşık 30-40 bin kilometre karelik deniz alanını MEP alanını işgal etmişti. Sözde Girit'in map alanı diye gelip Libya'nın iç karışıklığından faydalanarak Libya'nın map alanını işgal etti. Fakat Türkiye ne zamanki Libya ile MEP antlaşması imzaladı Yunan'ın giden hayalleri cumburlop Akdeniz'in dibine gitti. Yunanistan şimdi farklı bir haber yapıyor. Yunanistan diyor ki biz Hafter'i o kadar destekledik. Onu yaptık bunu yaptık. E Hafter şimdi gitti. Türkiye ile uzlaşacak yolda adımlar atıyor. Türkiye'ye karşı böyle çok sert açıklamalar yapmıyor. ılımlı açıklamalar yapıyor. Kötü. Tehlikeli. Evet. <laughs> Niye ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Fethi Paşa Trablus'u işgal girişimi başlatmıştı fakat 24 saatte pu, tokadı yiye yiye Abdülhamitli Beybe'den ve Türk siyahlarından Misrata'ya koşmuştu. Şimdi Yunanistan diyor ki Fethi Paşa tokadı yedi ve Hafter Fethi Paşa'ya çok destek çıkmıyor. Kısmi destek çıkıyor. Bu tehlikeli. Hafter büyük olasılıkla Türkiye ile bir masa kurdu ve orada uzlaşıya çalışıyor Türkiye ile. Eğer ki bunu elde ederse bizim map alanımız Girit'in sözde sularının map alanı Nanik olacak. Libya oraya el koyacak. Libya'nın el koyması demek Türklerin Helen denizine el koyması demek diyor Yunan basını. <laughs> Ulan Helen Deniz'in var. Palikaryalar. Siz oturun. Totojunuzu kırın. Oturun oturduğunuz yerde. Uzunuzu çekin. Denize şöyle bir girin çıkın. Şöyle bir 100 metre 200 metre girip çıkın. fazlası size zarar adalardan da çıkmaya hazır olun. Ha, bizim yönetimimizde bulunacaksanız oturun uslu puslu oturun. Yok zirtakilik yapacaksanız topunuzun totoşuna tekmeyi zaten yakında basacağız evelallah. Arkada misak-ı milli topraklarını görüyorsunuz sevgili dostlar. Hem denizlerden misak-ı milli hem de karadan misak-ı milli. Alacağız. Allah'ın izniyle tekrar geri alacağız. Akdeniz, Ege denizi, Adalar denizi tekrar Türk gölü olacak inşallah. Bizler durmadık durmuyoruz durmayacağız. Bizler kara Havada, denizde, deniz altında ve dahi uzayda dört bir yandan doğuda batıda kuzeyde güneyde Allah Allah nidalarıyla tekrar geri gelen Allah'ın askerleri Türkleriz. Durmadık durmuyoruz durmayacağız yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mize her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.